zaten yayılmacı, emperyal bir vizyonla hareket ediyorsunuz ve savaşı teşvik ediyorsunuz. Savaş da var olmayı tesis ediyorsunuz manasına geliyor. Bu manada bizim tabii yasaklıyorlar, engelliyorlar, konuşmamızı yasaklamaya kalkıyorlar ama konuşabildiğimiz her yerde bu savaşın haksız bir savaş olduğunu anlatmamız gerekiyor. Aslında AKP tabanı da öyle. Yani AKP tabanının da önemli bir kısmı bizim İdlib'de ne işimiz var sorusunu gerçekten soruyor. Çünkü düşünen herkes bunu, bu sonucu çıkartıyor. Erdoğan zaten bunu anlatamıyor. Gezi ile bağlıyor, o ekonomik şeyle, turizmle bağlıyor. Ne alakası var? Yani gezicilerle mi savaşıyor yani Suriye'de? Geziciler meselesi üzerine. Tabii Gezi'den büyük bir darbe yedikleri için, darbe derken o darbe sözcüğünü kullanmıyor. Hem onu da yanlış anlarlar şimdi. Yani şamar yediği için o şamarı Türkiye halkı vurdu. Yani sen bize yukarıdan hayat tarzını dayatamazsınız. Kardeşim biz yaşamak istiyoruz, özgür yaşamak istiyoruz. Onu yapma, bunu yap, şunu yap, bunu yap, sen nesin diye bir halkın isyanıdır. O ajan provokatör aradılar, onu aradılar, bunu aradılar, bulamadılar, bulamazlar. Çünkü Gezi çok temiz bir hareketti. Alnımızın, anamızın ak sütü gibi helal, berrak bir hareket. Bulamazlar orada, yabancı ajan bulamazlar. Ha provokasyon varsa provokasyonu zaten AKP yaptı, Erdoğan yaptı. İki ay yaşa uyumuşsunuz Türkiye'de, böyle şu birayı ne içiyorsunuz, niye bu kadar çocuk doğurmuyorsunuz diye bir başka hayat tarzını Türkiye toplumuna baskısıyla, tarzıyla, antilaik uygulamalarıyla özgürlük alanını daraltan Erdoğan'ın sürekli Türkiye toplumuna yaptığı provokatif konuşmalar Türkiye halkını galayana getirdi ve Gezi, yani bu kadar hazırlık yapsak, örgütlensek, bilmem 20 tane, 30 tane örgüt yan yana gelse, yani yıllar boyunca uğraşsa bile öyle bir halk ayaklanması, halk tepkisi ortaya çıkmaz. O halkın kendi birikimidir, kendi şeyidir. O noktada Gezi ile de bir türlü uğraşmaktan vazgeçmiyorlar. Çünkü neden öyle noktalar? Gezi çünkü onların siyasal yüzünü çok net bir biçimde ortaya çıkartan en ciddi kalkışmaydı. Türkiye tarihinin en büyük halk hareketiydi ve dikkat edin, o Gezi'den sonra AKP bir türlü kendine gelemedi, kendini toparlayamadı. Bugün bir çözülme sürecine girmişse Gezi'deki o halk hareketinin yarattığı dalganın bir ürünüdür diye düşünmemiz gerekiyor. Son olarak şunu söyleyeyim, AKP aslında bitmiş, AKP çözülmüş vaziyette. Yani çok örnek verilir, hani bisikleti binersin, pedalı sürekli çevirmek zorundasın. Çevirmedin mi düşersin, AKP'nin tablosu bu. Sürekli pedalı çevirmek, sürekli işte savaş, çatışma, gerilim ve benzeri ayakta durmayı ve milli birlik ve bütünlüğü tırnak içinde sağlamaya çalışıyor. Bizim buradaki problemimiz şu, yani eski bitmiş, çözülmüş ama yeniyi doğuramadık biz. Yani yeni ortaya çıkabilmiş değil, yeni kendini ortaya koyabilmiş değil. Burada bize, bizlere büyük sorumluluk düşüyor. Sağın alternatifinin sağ olarak cilalanmaya çalışıldığı bir yerde artık solun kendi gerçek talepleri ve gerçek içeriğiyle bu Türkiye'yi kurma iradesini, Türkiye'yi yeniden kurma iradesini, Cumhuriyeti yeniden eşitlikçi ve özgürlükçü bir içerikle yeniden kurma iddiasına ve iradesine açık ve net bir biçimde ve berrak bir biçimde laikliği savunarak, kamuculuğu savunarak, bağımsızlıkçılığı savunarak, Kürtlerle Türklerin iç içe bir arada eşit yurttaşlık temelinde yaşamasını savunarak, erkek devletine karşı kadınların özgürlüğünü savunarak, doğanın yıkımına dayanan politika karşısında doğayla barışı savunarak anti-emperyalist bir çizgide Türkiye'yi yeniden kurmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çok uzun bir sunuş yapmak zorunda kaldım. Ben konuyu açmış olayım. Söz meclisin olsun. Ben daha da konuşmayayım. En son Uğur toparlar. Şimdi söz sizlerin. Buyurun. Hocamdan başlayarak devam edebiliriz. Şimdi ben bu anlattığınız olaylara pencerenin dışından, dışarıdan bakayım. Şimdi Cengiz Özakıncı'nın İblis'in Rüyası adlı kitap var. Belki çoğunuz okumuşsunuzdur. Basım tarihini hatırlamıyorum ama 2010
veya öncesinde olabilir. Şimdi şunları anlatıyordu orada. Amerika'da bir takım proje üreten merkezler var diyordu. Bu merkezlerden bir tanesi şöyle bir proje üretmiş. Demiş ki dünyada işte 200 devlet, o zaman belki daha azdı. Sayısı azdır. Bunların sayısını 1000'e çıkarmak lazım. Yine başka proje üreten merkezler 1000 de diyorlar azdı. Bunu işte 5000'e çıkarmak lazım filan. Şimdi bunu yazdığı dönem dedim ya 2010'lar belki daha önceki tarih. Ama ondan sonraki tarihlere bakıyoruz. Şimdi o projelerde şunlar vardı. Diyorlardı ki işte Libya 3'e bölünmeli. Mısır zannediyorum 3'e bölünmeli. Küçücük Lübnan 5'e bölünmeli. Suriye 3'e bölünmeli. İran 5'e bölünmeli. Türkiye de 7'ye bölünmeli falan. Ve de Türkiye'yi 7'ye bölmüşler, isimlerini de vermişlerdi şeye göre. Antik çağdaki isimleri var ya bölgeleri. Mesela Adana bölgesine Kilikya demişlerdi. Antalya bölgesine Pamfilya demişlerdi. Ermenya, Pontus, Lazistan yok ya. Yani. Yok. Yine Lazistan kayboldu. Hani. Lazistan yok. Orada dikkatimi çekiyor. Oradaki haritalarda zaten Ermenya'nın haritalarında bir denize şey veriyorlar, bir liman bölgesi veriyorlar. O da Lazların olduğu bölgeyi şeyleri kendi haritalarında gösteriyorlar. Sonra Kastamonu tarafına Paflagonya diyorlar. Antalya yöresine Pamfilya demiştim. Bir de Trakya bölgesi. Yani şimdi Batı Türkiye'yi kafalarında 7'ye bölmüşler. Şimdi şeye gelelim, sürece gelelim. Ne yaptılar Libya'da bir, o sonbahar hareketi mi demişlerdi adına? Arap baharı. Arap baharı. Tunus'tan mı başlamışlardı? Efendim? Paris'ten başlamıştı. Yok. Tunus'tan galiba. Tunus'tan başlamışlardı galiba. Projenin dışına kalmıştı. Evet. Sonra Libya, değil mi? Irak, Mısır. Şimdi Irak. Irak'ı da projelerinde 3'e bölmüşlerdi. Şu anda 3'e bölündü. Sonra Suriye. Suriye'yi de zannediyorum 3'e bölmeye çalışıyorlar. Sonraki hedef İran. Sonraki hedef Türkiye. Şimdi şunu demek istiyorum. Bu şeyler şeyin efendim işte Amerika'da üretilen bu projelerin tabii ki arkasında zannediyorum şeyler Yahudi lobileri falan var. Bunların ürettikleri politikalar şeylerin Amerikan yönetiminin de uygulamak zorunluluğu var diye düşünüyorum. Çünkü eski başkanlarından neydi? Adı neyse. Başarılı bir şeyi var, öğrenim hayatı var. İşte başkan oldu. Neydi Obama'dan önceki başkanın adı? Bush. Efendim? Bush'tan önceki pardon. Clinton. Clinton'dan. Clinton'da başarılı bir işte şeyi var, özgeçmişi var. Kendi proje üretmeye çalışıyor işte başkan olduğu zaman. Birileri diyor ki ne yapıyorsunuz filan. İşte proje yapmaya çalışıyorum. İşte ülke sorunları, dünya sorunları dedi ki sizin proje üretmenize gerek yok dediler. 3 tane danışmanı var arkasında kimlerse. Biz proje üreteceğiz, siz uygulayacaksınız. Şimdi düşündüğüm bu projelerin uygulanma süreci. Bu Libya'da uygulandı, Tunus'ta uygulandı, Irak'ta uygulandı, Suriye'de biz de alet oluyoruz. Süreç o süreç. Ve de benim düşündüğüm bir konu da şu. Hani o İdlib olayı var ya, İdlib'de yerleşmek, sahip çıkmak, onun üzerine yatmak, efendim oradan efendim siyasi prim elde etmek, işte
Osmanlı, yeni Osmanlı düşüncesini, heyecanını şeye çıkarmak, ortaya koymak, kabul ettirmek. Belki de söylediğiniz gibi laiklik konusu efendim şeyini tamamlıyor gibi görünüyor. Onun yerine efendim belki de Suriye'nin kuzeyinde elde edeceği bir takım toprak parçalarının üzerine yatarak belki de hilafeti geri getirmek diye bir düşüncesi var diye efendim bunları zaman zaman arkadaşlarımla paylaşıyorum. Şey olarak da biliyorsunuz Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olarak da sanki bu süreçte görev almış gibi düşünüyorum. Bunun ötesinde siz Cumhuriyet'in kuruluşuyla ilgili efendim güzel şeyler söylediniz. Ama şu şeye gelindi, sürece gelindi. Burada tabii Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal'in kadrolarının değişmesinin etkisi olduğunu düşünüyorum. Bunda İsmet Paşa belki bilerek değil ama dargınlıkları barıştırmak için eski kadroları göreve getirince süreç buralara kadar geldi. Özetle bunları söylemek istiyorum. Belki başka konuşmak isteyen arkadaşlar var.